Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün size şu mandalla bir oya yapacağız. Ben bu oyayı daha önce alt kısmını sonsuzluk oyası diyorlar ya, ona benziyor. Parmakla falan yaptım kızlar. Bunun boyutu parmakla falan küçük geldi. İstediğim sonucu almadım. Sonra şöyle baktım şu mandalın arkasına, dedim bir yapayım. Hem de mandalın arkasında yapımı çok çok daha kolay. Parmakla çıkarıp sarmaktansa üzerinde yapıp çıkarınca çok çok daha kolay oluyor kızlar. Bakın bunu biz mandalla bu şekilde motifler yapacağız. Bakın. Şu alt kısmını parmaklı oldu mu alt kısmı küçük oluyor kızlar. Bu şekilde mandallı oldu mu daha büyük oluyor. Böyle güzel oluyor. Bunun eklenişini de beraber ekleyeceğiz. Eklenişini de yapacağız inşallah. Motiflerin çok güzel motifler oldu kızlar. Şimdi şuradan sarması da farklı. Mandala bunu şöyle mandalımın üzerine şu ipliğimi koyuyorum. Şuradan bir iki çapraz bir şekilde üç dört 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Şöyle 19 tane yaptıktan sonra şuradan şu ipimi hemen kesiyorum. Bakın şuradaki yapmış olduğum ip var. Başlangıç ipimiz şu, başlangıç ipimiz. Şöyle bunları birleştirip üstte de bu şekilde, bakın bu şekilde birleştirdikten sonra şimdi hemen şöyle ipimi alıyorum. Tığıma bu şekilde ipimi hemen sabitliyorum. Şöyle sabitledikten sonra burada mandalımı alıyorum. Bakın kızlar, önce şu ortadan başlayacağız. Bunun ortasından bu şekilde bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ortasından sık iğnemi yaptım. Daha sonra arkadan alıp ikinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Buradan hemen 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dönüyorum. Bu taraftan bu şekilde bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki bakın zincirin içine hemen şöyle batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başına 1 2 3 4 tane doluyorum ve aynı zincirin içine bu şekilde sıkı bir şekilde aşağıya doğru şöyle kaydırarak bu şekilde batıyorum. Buradan hemen ortasına halka koyacağım. Küçük büyük boy fark etmez kızlar. Küçük koyarsanız biraz küçük olur, büyük koyarsanız biraz büyük olur bu halkalarda. Elinizde ne varsa onu kullanın. Bu şekilde hemen buradan buraya sıkı bir zincir çekiyorum. Zinciri çektikten sonra
buradaki yaptığım dolgumun içinden tekrar batıyorum. Bakın. Tekrar batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek tekrar aynı yere iniyorum. Bu şekilde. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip başına 1, 2, 3, 4 defa dolayıp aynı yere bu şekilde tığımı batıyorum. Battıktan sonra hemen şuradan halkamı alıp başına geçirip şuradan hemen direkt de şöyle batabiliriz halkayla birlikte. Şöyle batalım. Evet, battım. Tekrar buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve aynı yere bu şekilde indim. 2 oldu. Aynı şekilde bir tane daha yapacağım. Toplamda 3 tane olacak. Evet, bu şekilde bakın. 3 tane yaptım. Şimdi hemen şu yeşil ipimi alıyorum. Şuradan tığıma sabitliyorum aynı şekilde. Sabitledikten sonra bakın mandalımı şöyle yaparak buradan bu yaptığım, bakın böyle hem boyutu iyi oluyor kızlar, hem de çok kolay oluyor bu şekilde mandalla yapıldığında. Buradan hemen şuraya tığımı batıyorum. Tığımı battıktan sonra şöyle şuraya elinizle şey yap ki toparlanıyor da, şöyle biraz sıkıca bastırın ki çok dağılma yapmasın şurayı yaparken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum hemen. İpimi buradan kopararak şöyle ucunu yakıyorum. Şimdi bakın burası böylece duruyor kızlar. Hiç karışmadı. Şu ortasına şey yaptık ya. Bakın. Bunu yapıp şurasını sonradan düzelteceğiz. Şuralarda potluk kalırsa, kalmayacak inşallah da, kalırsa nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Bu mandalla bu oya çok 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 daha kolay oluyor kızlar, parmakla yapmaktan. Parmağı sarınca şu kenarlar çok dolaşabiliyor. Çok potluk kalabiliyor. Bunda az bir şey potluk kalıyor. Bunu da çakmakla halledeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi şuraya bir zinciri çekeceğim. Aynı şekilde bu şekilde koparıyorum. Şöyle çok uzun olmasın, şöyle kesiyorum. Şuradan çakmağımla ucunu yakıyorum. Şimdi bunun ortasına bakın. Bakın çok şurada hiç potluk kalmıyor diyebilirim. Diğer türlü parmakla yapıldığında böyle iplerde çok fazla potluk kalıyor şu arkalarda. Mesela şurada birazcık var mı diyelim. Şöyle aslında yok da kızlar, şöyle düzelttim mi bakın.
Burada da yok. Bakın şöyle. Ama potluk kalırsa ne yapın? Çakmağınızı da hemen şöyle oraya tutun ve orayı birazcık hafif içe doğru yanmasını sağlayarak bu şekilde düzeltin. Sonra bakın kenarlarını bu şekilde düzelttim. Şimdi üstünün çiçeklerini yapalım. Şimdi hemen buradan şuradaki ilk halkama tığımı batıyorum. Ucuna da ulaştı kızlar, bu en sevmediğim. Bu şekilde ilk halkama bu şekilde battım. Buraya 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra başına bir defa doluyorum ve aynı halkasının içine 1 2 3 defa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayarak 1 2 3 3 zincir çekerek tekrar batıyorum. 1 2 3 zincir çekip başına bir defa doluyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 tane zincir çekip tekrar yanına batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekip tekrar alt kısmına batarak buradan 1 2 3 zincir çekip diğer halkamın içine geçiyorum ve aynı şekilde böyle 3 tane daha, 2 tane daha çiçek yapıyorum. Evet kızlar, bu şekilde bitirdim. Bakın gayet hoş ve güzel motifler oldu. Şöyle şimdi bunun eklemesine geçelim. Nasıl ekleyeceğiz? Evet, ben bunu bu şekilde ekledim kızlar. Şöyle göstereyim size. Tabii ki motifleri siz istediğiniz şekilde ekleyebilirseniz. Ben bu şekilde ekledim. Düz, sade ekledim. Tabanını bu şekilde sade yaptım ve sade ekledim. Şimdi şuradan hemen son motifimi sizinle beraber ekleyelim. Bu yapmış olduğum motif. Şöyle motifimin tersini çeviriyorum. Bakın. Tersinden hemen şuradan ucunun biraz ilerisinden şöyle alıp bir zincir çekiyorum. Şuradaki dolgumun içine bir iki tane sık iğne yapıyorum. Başına bir defa doluyorum. Sıradaki sık iğneme geçiyorum. Bir iki defa da çıkarıyorum. Bir iki üç dört zincir çekiyorum. Dolgumun arkasından batıyorum. Başına bir defa doluyorum. Bir iki defa da çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen dolgunun arkasından batıyorum. Başına bir defa doluyorum. Tekrar 1 2 defa da çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arkasından tekrar batıyorum. 3 oldu arası. Şöyle 4. aramızı verdik. Şöyle tam 5.'ye geldiğimizde tam ortasına 1 2 3 4 tane yaptık. 5.'ye geldiğimde tekrar buradaki motifimi getiriyorum. Şu uçtan denk gelen yerden tığımı batıp şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar şuradaki dolguma geçiyorum. Bir iki tane sık iğnemi yapıp başına bir defa dolayarak bir iki üç zincirimi çekiyorum. Arkasından bir iki defa batıyorum. Bakın bu şekilde kızlar, bu motiflerin hiçbirinde de ütü yok. Bakın
Hiçbirinde de ütü yok. Kesinlikle birleştirmesinde de ütü yok. Motiflerde de ütü yok. Bu şekilde gayet güzel ve hoş bir oyu oldu. Şöyle bakıldığında şunu İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.